Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Amerikalıların biliyorsunuz emekli edilen gerçekten stealth özelliklere sahip ilk savaş uçakları var. Bu savaş uçağı da F-117. Aslında 20 yıl gibi çok kısa bir süre günümüz uçaklarına göre hizmet etmiş bu uçak. 1983'te uçuyor, 88'de hizmete giriyor ve 2008 yılında emekli ediliyor. Ama bu yıl 2023, aradan 15 yıl geçmiş. Hala F-117'ler Amerikan semalarında uçmaya devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir haber okudum. Amerikan Hava Kuvvetleri bir ihaleye çıktı ve F-117'leri 10 yıl daha uçurmak istiyor. İşte bu F-117'lere bakım, idame hizmetinin verilmesini istiyor. Peki bir kuvvet bir uçağı emekli edip hani o müzelere falan konuyor veya aktif halde tutuluyor. Tamam, onlar tamam ama niye hala uçuruyor? Gelin isterseniz bugünkü videomuzda biraz F-117 konusunun sizlere anlatmaya çalışayım. Dilim döndüğünce ve hala niye uçuyor bu konunun peşine düşelim. Bundan bir 6-7 yıl önce çok ilginç fotoğraflar gelirdi çeşitli havacılık sitelerine. İşte bunlardan bir tanesi de The Aviationist sitesiydi. Örneğin çölde giderken bir F-117 gördük. Hatta alçak uçuş yaptı. Ya bu uçaklar ne yapıyor diye havacılık merakları oldukça birbirleriyle tartışırdı. Niye sorusunu sorardı ve hala bir gizli işler mi yapıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor diye birbirimize sorarken sonradan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri F-117'leri aktif olarak eğitimde kullandıklarını açıkladı. Peki neden bu eğitim yapılıyor? İsterseniz önce bir F-117'nin kısa tarihine girelim. Bu konuyla ilgili gerçekten YouTube'da çok fazla video var ve çok fazla detaylar var. Meraklısı gitsin oradan baksın ama Lockheed Martin F-117'nin yapımcı şirketi ve Lockheed'in de Skunk Works diye kokarca işleri olarak adlandırılan bir bölümü var. Bu bölüm o kadar efsane ve gizli bir bölüm ki aslında işte Lockheed'in çok efsane tasarımları, işte casus uçaklar, U-2, SR-71'i, F-117 gibi gizli projeleri tasarlamış bir bölüm ve buradan stealth yani radara görünürlüğü düşük bir uçak çalışması 1970'lerin sonunda başlıyor. İlk uçağı da gerçekten görüntü olarak çok ikonik bir tasarıma sahip F-117 ama işte iniş takımı, diğer uçuş sistemleri, motorlar diğer uçaklardan kullanılarak bir araya getiriliyor. Ve burada önemli olan konsept ve az miktarda gerçekten de çok pahalı uçaklar üretiliyor. 83'te ilk uçuşunu yapıyor. Yaklaşık 5 yıl araştırma geliştirme faaliyetlerinden sonra kısıtlı miktarda üretiliyor ve 88 yılında da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetine giriyor. Bizler küçüktük, bu uçakları birkaç yıl sonra tanıttılar ve kısa bir süre sonra da Körfez Savaşı başladı. F-117'ler çok başarıyla görev yaptılar. 90'ların gerçekten wow denecek uçaklarıydı. O mühimmatları gövde içinde taşırdı. Radarlara yakalanmadan adeta sızma operasyonu yapıp vururlardı. Fakat F-117'nin de tabiri caizse gazını Yugoslavya semalarında, eski Yugoslavya semalarında aldılar. NATO'nun yaptığı operasyon sırasında bu F-117'ler uçuyor. Hem karşı bir casusluk operasyonu, uçuş planları tespit ediliyor. Arkasından tabii bu uçağı tespit etmek o yıllarda Rus ve Çinliler bunun teknolojisinin peşinde ve rotayı tespit ediyor ve şöyle bir done elde ediyorlar. Bu uçak bombasını atacağı zaman, o kapaklar açıldığı zaman radarda görünürlüğü bir anda artıyor. Bombayı bırakıyor, toparlıyor, sonra geri dönüşe başlıyorlar. Ve bu sırada elde ettikleri bu veriler üzerinden yola çıkarak bir başka iddia bu konuyla ilgili bölgedeki o eski televizyon yayın, siyah beyaz dönemdeki televizyon yayınlarındaki bozulma oradan uçtuğunu o zamanlar tespit ediyor ve çok eski nesil yerden havaya füze sistemiyle adeta gez göz arpacık böyle bir atışla F-117'lerden biri vuruldu. Amerikan Hava Kuvvetleri çok ciddi bir arama kurtarma operasyonu yaptı. Pilot ele geçmedi ama uçağın enkazı yok edilemedi ve adeta işte hani böyle bir leş olur akbabalar saldırır o uçağın enkazını alabilmek için, incelemek için Ruslar ve Çinliler çok ciddi bir rekabet içine girdiler. Rekabet diyoruz lafın akışında ama birlikte hareket ettiklerinden eminim ben bu konularla ilgili. Sonra ilerleyen günlerde de biraz Çin'in parmağı vardı bu işte. Çin'in büyükelçiliğine yanlışlıkla Amerika bir bomba düşürdü oraya. Çin de çok bir şey demedi. Demek ki bu işlerde böyle bir karşılıklı bir hikayeler var. O uçağın parçaları bir gün yolunuz düşerse Belgrad'daki Havacılık Müzesi'nde halen sergileniyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu kadar stratejik bir uçak vurulduğu an hemen ön operasyondan F-117'leri çekti ve 2008'de de aktif olarak bu uçakları emekli ettiğini açıkladı. Fakat bu kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip uçakta da öyle hani EYT tabiri caizse erken emeklilik olmuyor bunlarda. Emeklilikte yaşa takılıyor F-117 ve kalan bazı uçaklar yok edilip hizmetten parçalanarak düşülmesine rağmen epey bir miktarda uçakta halen aktif olarak tutuluyor. Burada amaç F-117'lerle ilgili Amerikan Hava Kuvvetleri'nin işte bugün ön hatını oluşturan F-35, F-22 gibi uçakların eğitimlerinde kullanabilmek. Çünkü bugün işte dünyada artan tansiyonla birlikte 5. nesil stealth özelliklere sahip uçak yapan ülke sayısı yavaş yavaş artıyor. İşte Çinliler bu konuda çok önemli adımlar attılar. İşte J-20, J-35, Ruslar izliyor onları, Su-57 konseptleri var. Bu uçaklara karşı kendi pilotlarınızı nasıl eğiteceksiniz? Bir stealth, eski de olsa bir stealth özelliğe sahip uçağı kullanarak. Bu yüzden bu tür operasyon eğitimlerinde F-117'ler halen işte 2008 dediğim gibi 2023 aradan 15 yıl geçmiş halen aktif olarak uçuruluyor ve bu uçaklar 2034 başına kadar da uçurulması planlanıyor. Benim gerçekten en ilgimi çeken bu noktalarla ilgili Amerika'nın böyle çöl ortasında hava üsleri var. Ya burada böyle bir teknoloji yapılıyor veya girilmesi yasak bölgeler. Tabii bunlar çok böyle gizemli sözler gibi olsa da oralara gidip böyle bir gün yolum düşerse geçmişte bir kere yapmıştım bunu. Örneğin Las Vegas'ta Red Flag'in yapıldığı hemen çok büyük bir üs var. Las Vegas yakınlarında. Bu üsse birkaç defa Las Vegas'a gitme imkanım oldu ama üsse gidemedik. Keşke böyle bir Red Flag zamanı gelsek de bu uçakları havada görebilme imkanına sahip olabilsek diye böyle içimden geçiyor. Çünkü havacılık anlamında da hala bu uçakları uçurabilmek oldukça zor. Sonuçta siz işte mühendislikten haber verin, uçakların bakımını doğru bir şekilde yapın. Gerçekten uçakların ömrü çok uzun ve tabii ki bunları uçurabilecek pilotları bulun. Çünkü F-117 pilotluk açısından tamamen otonomiyle, yani normalde böyle bıraktığınız zaman nedir? İşte çok basit bir uçağın anlamı, gerekli ayarları işte flatner olarak adlandırılır. Onu yaparsınız, motorunu ona göre ayarlarsınız. Böyle bırakırsınız, çok güzel bir şekilde uçabilir. Bu uçaklar öyle uçmuyor. Aerodinamik yapıları görev gereği çok bozulmak zorunda kalındığı için pilotlar uçurmaktan çok bir yönetici modundalar orada. Görevleri takip ediyorlar. İşte hedefi bulmak, hedefe yönlendirmek silahlarını. Bunun gibi görevleri var. Uçağı adeta uçuş bilgisayarı uçuruyor. Bu yüzden hala bu tür uçakları uçuyor tutabilmek gerçekten çok büyük bir yetenek istiyor. Ben de açıkçası böyle bir F-117'yi yerde görme şansına sahip olmuştum. Almanya'da yapılan bir havacılık fuarında ama şöyle havada uçarken, bir gösteri yaparken, böyle bir tepemin üzerinden geçerken açıkçası görmeyi çok isterim. Bu stealth konudaki aggressor olarak adlandırılan düşman rolü oynayan, örneğin bizde de Konya'da 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda 132. Filo bu görevi yapar. Hatta Anadolu Kartalı tatbikatlarında da onların F-16'ların kuyrukları son bir önceki tatbikatta kırmızıya şeritlere boyanmıştı. Düşman rolü oynarlar ve karşı tarafa düşman hava kuvvetleri gibi işte ona göre taktikleriyle onların eğitilmesini sağlarlar. Pahalı bir şey ama oldukça ilginç bir şey. Tabii bu konuda Amerika'da son yıllarda özel kuruluşlardan, özel şirketlerden çok büyük destek alıyor. Bu şirketler envanterden çıkan savaş uçaklarını alıyorlar. Tekrar uçar hale getiriyorlar. Ve tabii bunların pilotlarını, bakım ekiplerini topluyorlar. Bu uçakları da uçurabilmek çok zor. Dediğim gibi hem bakım, idame hem de pilotaj açısından bu ekipleri topluyorlar ve hizmet veriyorlar. Ama artık bu hizmet yetmiyor. stealth özelliklere sahip uçaklar isteniyor. Bununla ilgili de çok ilginç bir adım var. Bir Amerikan şirketi, hatta bu şirkete F-16'ların Pratt & Whitney'in ürettiği motorlardan bir adet verildi. Süpersonik bir İHA sistemi geliştiriyor. Bu İHA'lar havada dogfight'a girecekler eğitim amaçlı ve gerektiği zaman o dogfight sırasında tabiri caizse insanlı uçak denk gelirse onu gerçek füze atarak düşürebilecek. Bu şirketin bir sonraki hedefi ise bu uçakları süpersonik bir yolcu uçağı konsepti haline getirmek. Çünkü sonuçta ses hızını aşacağınız zaman farklı bir tasarıma girmeniz lazım. Burada da askeri bir konsept, bir tasarım konsepti içerisini sivil bir modele aktarmak kolay değil. Ama burada da birçok test yapılacağı ifade ediliyor. Bakalım bu nereye doğru gidecek? Ben de açıkçası merak ediyorum. Bugün eski nesil ama gerçekten taş gibi uçan F-117'leri biraz anlatmaya çalıştım size. Dilim döndüğünce neden hala bu uçaklar hala uçuyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştım. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. tolgaozbek.com sitemizde en yeni haberler, farklı bakış açılarıyla sizlere sunuyoruz. WhatsApp hattımız var, abone olun. Telegram hattımız var, takip edenler için abone olun. Tüm bilgiler açıklamalarda, oralara tıklayın diyoruz. Ve tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve sayfamızı, kanalımızı da takip etmeyi unutmayın diyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.